Medyanet Grup TV Kayseri ekranlarından hepinize saygı ve sevgilerimle merhabalar. Üçüncü kuşak programında bugün yine çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Soner Türk'ün beyefendi, ORSİFET, Orta Anadolu Sanayici İş Adamları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Türk'ün Global AŞ'nin İcra Kurulu Başkanı. Soner Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Bey. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben deyim. İnanın şimdi Allah'a emanet. federasyonun iş dünyasını olunca birden heyecanlandım ben de sizin karşınızda. Teşekkür ederim. Konuklarımız da, misafirlerimiz, bizi izleyen misafirler de gerçekten heyecanla bekliyorlar. Bunu biliyorum gelen mesajlardan dolayı. Çünkü size konuşacağımız çok güzel şeyler var. Hem iş dünyasıyla alakalı hem kendi işinizle alakalı güzel şeyler bahsedeceğiz, konuşacağız, paylaşacağız. Hemen federasyona geçmeden önce ben ilk olarak sizinle ilgili sorular sormak istiyorum müsaadenizle. Buyurun, buyurun tabii. Öncelikle sizi tanımak istiyoruz Soner Bey. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Mehmet Bey, öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. Hem kendimizi hem daha önemlisi federasyonumuzu tanıtma imkanı verdiğiniz için. Ben 1968 Kayseri'de doğmuşum, 8 yılında. Lise bitimine kadar Kayseri'de yaşadım. Ardından Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. Okulun bitiminde memleketimize Kayseri'ye döndük ve iş yaşamına başladık. Bir muhasebe ofisinde başlayan muhasebe ve mali işlerle ilgili serüvenimiz işte 25-26 yıldır devam etmekte. 17 yıl mali müşavirlik yaptım. 98'de kendi ofisimi açtım. 6 yıldır 2015'ten beri de yeminli mali müşavirlik yapıyorum. 2014 yılından beri de aynı zamanda bağımsız denetim faaliyetleriyle uğraşıyoruz. Ben aynı zamanda bağımsız denetçiyim. 2020 yılı sonuna kadar işte 25 yıldır bu mali işlerle uğraşıyorduk. Ancak vergi mükelleflerinin, iş insanlarının mali hizmetler yanında onlara katkı sağlayacak, fayda sağlayacak başka alanlara da ihtiyacı olduğu yönünde uzun süreden beri bir tespitim vardı. 2020 yılı sonunda, 2020 yılı içinde yılın tamamında aşağı yukarı bu araştırmayla geçti. Yani bu üç mali hizmetin dışında firmalarımıza nasıl katkı sağlarız? Onlara fayda sağlayacak, onların yüzünü güldürecek faaliyetleri nasıl buluruz diye 2020 yılında bir çaba sarf ettik. Ve 2020 yılı içerisinde bir kurumsal danışmanlık firmasıyla Kayseri'de ve bölgemizde 6-7 ili kapsayan bölgemizde birlikte yürümek adına bir anlaşma yaptık. Bu çalıştığımız şirketin adı Sistem Global Kurumsal Danışmanlık. Dolayısıyla bu şirketle birlikte 2021 yılında yola çıktık ve biraz önce saydığım mali hizmetlere ilaveten kurumsal danışmanlık alanında da biz de varız dedik. Çok güzel. Ya kurumsallık kelimesi iş dünyasında artık çokça telaffuz edilen bir kelime. Kurumsal danışmanlık iş dünyasında da bunlar keza duyduğumuz bir kelime. Bu alanda tam olarak neler var? Nasıl bir hizmet? Neler yapıyorsunuz? Bunları da bizimle paylaşır Tabii. mısınız? Mehmet Bey, kurumsal danışmanlık tabii sahada çok karşılaştığımız, her iş insanının karşılaştığı bir tabir, bir ifade. Fakat kurumsal danışmanlık tabii çok geniş bir yelpaze. Biz bir yılı bulan bir araştırma neticesinde bu şirketle birlikte yol almaya, ilerlemeye karar verdik. Bu bahsettiğim şirketimizin kurumsal danışmanlık adı altında 5 ana faaliyet alanı var. Bizim de 25 yıldır uğraştığımız mali hizmetler bunlardan birisi. Fakat devamında hukuk alanında çalıştığımız bir şirket, teknoloji alanında çalıştığımız bir şirket, globalleşme alanında çalıştığımız bir şirket. Yani bu alanların hepsi var. Ve bu konuda çok uzman olan bir şirket. 350'ye yakın çalışanı var şirketin. Ben bu şirketi hem ulusal hem uluslararası olarak tanımlıyorum. Çünkü Sistem Global'in Türkiye'nin 8 bölgesinde partnerleri ve ortakları var. Biz onlardan birisiyiz. Dünyanın 5 ülkesinde kendi şubeleri var. Bu 5 ülkede biraz önce saydığım globalleşme, hukuk, teknoloji alanında faaliyette bulunuyorlar. Yani büyüme rehberliği dediğimiz bir hizmetimiz var. Bir işletmenin ilk vergi dairesine kayıt yaptırdığı andan
globalleştiği ve uluslararası bir firma olduğu ana kadar arada ihtiyaç duyduğu bütün hizmet ağında biz Sistem Global ile beraber var olur hale geldik. Dolayısıyla çok geniş bir yelpazesi var. Bu hukuk alanının altında hem hukukun hem danışmanlığı, hukuk danışmanlığı, halka arz, yatırım danışmanlığı ve davalar, bu vergi davaları da bunun içerisinde. Teknolojinin içerisinde Ar-Ge ve tasarım merkezleri kurulumu ve sürdürmesi, hibe ve devlet destekleri. Biliyorsunuz bu KOSGEB Kalkınma Ajansı, Ekonomi Bakanlığı, Tarım Bakanlığı destekleri var. Ve bunun yanında Uluslararası Avrupa Birliği fonlarının destekleri var. Sistem Global olarak bizim Brüksel'de ofisimiz var, şubemiz var. Orada motamot bu şey takibi yapılıyor. Yani uluslararası fonların Türkiye'ye akışı takip ediliyor. Şimdi siz bir faaliyette bulunduğunuzda bir yerde hem yerel olmanız hem ulusal ya da uluslararası olmanız gerekiyor. Biz 25 yıldır yerel olarak kendimizce bir mali hizmetler adı altında faaliyette bulunduk. Ama Sistem Global ile olan birlikteliğimiz ve ortaklığımız bizi hem ulusal hem de saydığım sebeplerden ötürü uluslararası bir ağın içerisine dahil etti ve uluslararası bir kurumsal danışmanlık firması olduk. Evet. Bu firma hem %100 yerli sermaye ile kurulmuş bir şirket, hem bu yanı bizi çok heyecanlandırdı, hem de uluslararası bir firma olması bize çok değer kattı. Biz de bununla 2021 yılından itibaren, yani 5 aydır faaliyetlerimize bunu ekleyerek yolumuza devam ediyoruz. Gerçekten çok güzel. Şimdi cümlelerinizin arasında büyüme rehberi dediniz. Evet. İsmine baktığımız zaman firmanın global, evet, ve büyüme rehberi. Yani ne kadar aslında birbiriyle denk getirilen şeyler kullanılmış. Peki büyüme rehberinde hizmet noktasına baktığımızda danışanlara nasıl bir büyüme rehberi veriliyor ya da büyümeyi nasıl dizayn ediyoruz? Evet. Şimdi bir firmayla görüştüğümüzde hem bizim 25-26 yıllık kendi deneyimimiz hem Sistem Global'de 25 yıllık bir şirket. Bir görüşmede bir anlamda bir analiz yapıyoruz. Bir anket yapıyoruz. Hatta bu anket sadece sözlü yapılan bir anket de değil. Sistem Global'in teknoloji birimi var demiştim. Orada yaklaşık 50 kişilik bir yazılım ekibi var. Değişik alanlarda kullanmak üzere yazılımlar üretmişler. Hem bizlerin, partnerlerin ve kendi şirket çalışanlarının kullanması için hem de işte müşterilerin istifade etmesi bakımından değişik programları var. Bu ilk analizi de bir program aracılığıyla yapılıyor. Yani bir firma verileri girildiğinde bir anket programı gibi bir şey. Girildiğinde bir firmanın yüzdesel olarak ne kadar hukuk danışmanlığına ihtiyacı var? Ne kadar Ar-Ge merkezine, tasarım merkezine ihtiyacı var? Ne kadar işte mali alanla ilgili bir danışmanlığa ihtiyacı var? Bu saydığım globalleşmeyle ilgili ihtiyacı var. Evet. Bunun istatistiki verilerini ortaya çıkaran bir program kullanıyoruz. Hem ikili görüşmelerimizde aldığımız veriler hem de bu program üzerinde yaptığımız analizler neticesinde yani tabiri caizse şirketin karnesi çıkıyor. Yani sizin şu kadar şuna ihtiyacınız var diyoruz. Sonra da büyüme rehberliğinde bir yol arkadaşlığı yapıyoruz şirketlerle. Neye ihtiyacı varsa bir anlamda onu karşılamaya çalışıyoruz. Ve bu saydığım 5 ana mutfak, biz mutfak diye tabir ediyoruz bunu. Bu 5 ana mutfak neredeyse siz de bir iş insanısınız. Firmaların hemen hemen ihtiyaç duyduğu alanlar zaten bunlardan ibaret. Düzene baktığımız zaman gerçekten büyüme noktasında Ar-Ge'nin ve söylediğiniz, sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi iyi bir yol haritası çizilebilmenin ön şartlarını siz tamamıyla danışanlara, şirketlere sunuyorsunuz demek ki. Evet. Evet, yani bunun dönüşlerinden de çok memnunuz Mehmet Bey. 5 ay oldu biz hani aktif olarak bu alanda çalışmaya başlayalım ama dediğim gibi 2020 yılının neredeyse tamamı bununla ilgili bir fizibilite yaparak geçti. Hem Sistem Global'de bulunan işte mutfakları, ürünleri tanımak bakımından hem de kendi network'ümüze böyle bir hizmeti anlatıp geri dönüşlerini test ederek geçti. Dolayısıyla 5 aylık performanstan çok memnunuz. Umarım şehrimize, bölgemize, iş insanlarına bir katkı sağlarız böylelikle. Tabii ki de çok olacaktır. Hemen ben buradan sabırsızlığa bekleyemem gelen mesajlara baktığımızda gerçekten federasyon noktasında beklentiler var, sorular var. Evet. Hemen federasyona geçmek istiyorum müsaadenizle. Tabii. ORSFED kimdir? ORSFED neler yapar? Bize birazcık ORSFED'den bahseder misiniz? Tabii. Mehmet Bey,
iş yaşamında da, sosyal yaşamınızda da tek başınıza taleplerinizi karşılamanız, bir kişi ya da kuruma derdinizi anlatmanız mümkün olmayabiliyor. Bu dernekler, federasyonlar, konfederasyonlar tam da bu sebeple var. Yani bir araya gelerek topluca derdimizi, talebimizi ilgili kuruma, kişiye, mecraya iletelim diye var. Orsifet'te, Kayseri'de kurulmuş tek federasyon. Tam da bu amaçla kurulmuş bir federasyon. Türk Konfet diye Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu var. Bu konfederasyonumuzun 26 federasyonu var. Biz bunlardan birisiyiz. Ve Kayseri'de tek federasyonuz, kurulmuş tek federasyonuz. Türk Konfet'in 26 federasyonuna bağlı yaklaşık 130 bin üyesi var. Dolayısıyla 130 bin üyenin olduğu, hani bunun sosyal bağlantılarında filan hesaba kattığınızda çok büyük bir ağ. Dolayısıyla biz Orsifet, Kayseri, Yozgat ve Sivas'ı kapsayan bir bölge, TR72 dediğimiz bir kalkınma bölgesi için kurulmuş bir federasyon. Sadece Kayseri'li de sınırlı bölgesel değil, bölgesel bir federasyon. O sebeple bölgemizde olan biten talepleri toplayıp doğrudan biraz sonra federasyonun kendi bölgesindeki faaliyetlerini anlatacağım ama kuruluş maksadı olarak Türk Konfet'te kurduğumuz bağ sayesinde Kayseri'nin dışına sarkan işte bakanlıklarda, müsteşarlıklarda ya da başka kurumlarda taleplerimizi Türk Konfet aracılığıyla iletmeye çalışıyoruz. Bundan da çok tabii olumlu sonuçlar alıyoruz. Çokluk olunca taleplerinizin karşılanması da anlam buluyor doğrusu. Evet. O sebeple yani üye olan derneklerin ya da bölgemizdeki taleplerin daha yukarıya Türk Konfet aracılığıyla iletilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Orada şöyle de bir durum var. Federasyonların yönetim kurulu başkanları Türk Konfet'in doğal yönetim kurulu üyesi oluyorlar. Yani biz işte bu federasyonu biz kuralı 8 yıl oldu. Geçen ayda genel kurulumuzu yaptık. Onu da aktarırım. 3 dönem kuralı getirmiştik biz tüzüğümüzle. O sebeple yeni yönetim kurulu oluştuğunda görevi bize tevdi ettiler. Ben şimdi bir aydır, 1,5 aydır Orsifet'in yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum. Dolayısıyla Türk Konfet'in doğal olarak yönetim kurulu üyesiyim. Bu sebeple bu çalışmalarımız neticesinde de umarım Kayseri'deki işte iş insanlarının taleplerini Türk Konfet'e doğru iletebiliriz. Onlar da doğru yerlere aktarırlar ve oradan bir de geri dönüşler var tabii. Türk Konfet'in çok güçlü bir veri altyapısı var. Çok ciddi ekonomik tablolarla ilgili çalışmaları var. Onları bize aktarıyorlar. Biz de iş insanlarıyla paylaşarak böyle bir hani ne diyelim zincirin halkası olarak görevimize devam ediyoruz. Güzel. Peki Orsifet federasyon olunca derneklerin bir araya getirdiği bir federasyon ifade ettiniz. Evet. Çatı, Orsifet çatısı altında nasıl bir yapı var? Hangi dernekler var? Nasıl bir üye yapılanması izliyorsunuz? Evet. Bir federasyon kurmak için 5 derneğin bir araya gelmesi gerekiyor. Bu sebeple hani bunu sağlamak da her zaman mümkün olmuyor sanırım. O sebeple Kayseri'de ve bölgemizde bizden başka federasyon yok. Biz 8 derneğin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir federasyonuz. Bu 8 dernekten birisi TÜSİAD. Yani 7 yerel bölgemizde derneğimiz var. Bir de işte İstanbul'dan TÜSİAD bizim federasyonumuzun üyesi. Orsifet'in üyesi TÜSİAD. Evet, evet, bu biraz hani şey gelebilir, farklı gelebilir. Ama güzel bir şey bu. Yani Kayseri'de kurulmuş bir federasyonun evet, üyesinin TÜSİAD olması. Evet. Gerçekten. Yani şöyle, oradaki mantık şöyle işliyor Ömer Bey. TÜSİAD bütün bölgelerdeki federasyonların kurulmasını özellikle destekliyor. Yani destekliyor ki bu işte saydığımız yani bu federasyonun oluşmasıyla 130 bin kişilik bir şirket, firma bir araya gelmiş durumda. Dolayısıyla TÜSİAD bunu destekleyerek bir güç meydana getirmeye çalışıyor. Yani 26 federasyonun her birinde TÜSİAD ayrı ayrı üye. Dolayısıyla bizim de üyelerimizden birisi. Doğal üye gibi bir şey oluyor. Evet, evet. Doğal üye. O da tabii bize güç katıyor. Yani TÜSİAD'ın imkanlarından da yararlanma fırsatı veriyor tabii ki. Böyle bir bağ kurmuş oluyoruz. Evet. Aynı Türk Konfet'te olduğu gibi. Dolayısıyla bizim 7 yerel derneğimiz var. Bir de TÜSİAD var.
7 derneğimiz, onların da isterseniz hani burada geçmiş olmayalım, onlar da. Kaysiyat, Kayseri Sanayici İş Adamları Derneği, Kadın Genç Girişimciler, Kayseri Genç Girişimciler Derneği, Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği, KİGDER, PERDER, Kayseri Perakendeciler Derneği, TÜSİAD'ı söyledim, DESİAD, Develi Sanayici ve İş Adamları Derneği, KAYPETDER, Kayseri Akaryakıt ve Petrol İstasyonu İşletmecileri Derneği, KATDET, Kayseri Toptan Tedarikçiler Derneği. Yani bunlar her biri mesleğinde çok ehil insanların bir araya getirip kurduğu dernekler, çok güçlü dernekler. Bize de sağ olsunlar güç katıyorlar, birlikte yol alıyor ve ilerliyoruz. Peki derneklerin her bir üyesi aynı zamanda Orsfet'in de üyesi olmuş oluyor mu? Yani üye sayısı nasıl, üye yapılanması nasıl? Bununla alakalı da bilgi verir misiniz? Şöyle, tüzüğümüzde 9 yönetim kurulu üyesinden oluşuyor. Biz tabii federasyonumuzu derneklerden oluşturduğumuz için bizim hani başka üyemiz yok. 8 tane derneğimiz var. 9 üyenin 7'si, yani her bir derneğin yönetim kurulu başkanı federasyonumuzun yönetim kurulu üyesi. Bu saydığım derneklerin yönetim kurulu başkanları federasyonun doğal üyesi. Yani biraz önce federasyonun yönetim kurulu başkanının işte TÜRKONFED'de doğal üye olduğunu ifade etmiştim. Onun tersi diye veya da aynısı bizim burada da geçerli. Bu şekilde devam. Evet, her derneğin başkanı, özetle biraz karışık söyledik belki. Her derneğin başkanı, yönetim kurulu başkanı bizim federasyonumuzun yönetim kurulu üyesi. Ama tabii 9 derneğimiz olmadığı için bazı derneklerden birden fazla yönetim kurulu üyesi aldık. Peki bölge dediniz. Evet. Yani İç Anadolu bölgesine hitap eden bir federasyon. Evet. Sivas, Yozgat'tan da derneğe federasyon katılacak dernekler var mı? Var. Görüştüğümüz dernekler var. Yani bir başka toplantıda, bir başka karşılaşmamızda belki onlardan da bahsederiz. Yaptığımız görüşmeler var. Ama tabii biz bu yapının içerisinde tabii bu yapıya uyacak. Hani ben buradaki dernek isimlerini falan saydım. Bu yapının içinde hani nasıl diyelim, uyum sağlayacak, bizimle birlikte yol alacak, verimli, faydalı, bizim de ona fayda sağlayabileceğimizi düşündüğümüz dernekler olması bakımından biraz tabii hassas davranıyoruz. Çünkü yani bir de ülkemizde tabii sivil toplum kuruluşlarının oluşumuna çok da dikkat etmek de gerekiyor. Yani hani burayı belki açmaya da gerek yok. Herkes ne demek istediğimi zaten anlamıştır. Ben orada sizin düşüncelerinizi alacağım Soner Başkanım. Evet. Yani şimdi sivil toplum kuruluşları baktığımız zaman ülkelerin çoğunda söz hakkına sahip ve hem siyaseti hem ekonomiyi gerçekten direkt etkileyen düşünce kuruluşları ve STK'lar var. Evet. Peki bu durum bizim ülkemizde nasıl? Yani sivil toplum kuruluşlarının ülkemizdeki etkisi nedir, nelerdir? Evet. Bununla alakalı düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Yani tabii şimdi sivil toplum kuruluşlarının her birinin kuruluş amacı farklı olabilir. Ama ben hem Orsifet'in kendi ismi, ünvanı, hem Orsifet'i oluşturan derneklerin kendi çalışma koşulları ve kendi üye profillerine bakıldığında ben de işte 8-9 yıldır bu dernek faaliyetleriyle uğraşıyorum. Siyasi bir duruş, siyasi bir söylemden uzak durmak gibi temel bir felsefemiz var. Yani biz esasen hani belki şunu da söylemeden geçmemem gerekir. Ben esasen 2013 yılında Kaysiyat, Kayseri Sanayici İş Adamları Derneği'ne üye oldum. O zaman ve hala başkanımız İbrahim Yılmaz, iş insanı, değerli abimiz, bilirsiniz. Evet. İbrahim Bey'in daveti üzerine Kaysiyat'a üye oldum. Ardından yönetime aldılar. İşte Sayman Yönetim Kurulu üyesi, ardından başkan yardımcısı, hala başkan yardımcısı görevimiz orada devam ediyor. O zaman ben ilk defa hani bu dernek faaliyetleriyle uğraşacağım için kendimce ilkelerim vardı. Sonra baktım ki Kaysiyat'ın da olmazsa olmaz ilkeleri, tabii ki herkesin siyasi düşüncesi, bir fikri elbette olacak. Ama onu burada işletmeyelim. Biz iş insanıyız, işimizi konuşalım ve bu derneğimiz iş insanlarına fayda üretecek çalışmalar yapsınlar diye ilke koyduk. İlkesi olduğunu öğrendim ya da öyle diyeyim. O da bana tam otomat uyduğu için tam da bana göre bir dernek dedim. Şimdi Kaysiyat, Orsifet'in lokomotif derneği. Yani ilk kurucu başkanımız da İbrahim Bey zaten. Evet. 3 dönemde başkanlığımızı yaptı. Dolayısıyla biz o ilke üzerinden gidiyoruz. Orsifet'i oluşturan derneklerden de bu bize katılım aşamasındaki olmazsa olmaz şartımız
bu yapıyı bozmadan, bu yapıya zarar vermeden ilerlemek olmalı. Felsefemiz bu. Evet, her sivil toplum kuruluşunun ya da her yapının bir kırmızı çizgisi vardır. Sizin de ifade ettiğiniz gibi evet. Kays Hayat'ın kırmızı çizgileriyle sizin kırmızı çizgileriniz birbiriyle örtüştüğü evet. için ben de varım demişsiniz. Evet, aynen öyle. Peki Orson Welles'in bu kırmızı çizgileri neler? Yani Kays Hayat'ta kurduğumuz o ilkeler Orson Welles'te de aynen devam etti. Dediğim gibi o Kays Hayat hem finans yönüyle hem kurucular yönüyle Orson Welles'i ilk kuran, ortaya getiren dernek. O sebeple biz daha sonra görüştüğümüz bütün derneklerle, ki sizin kendi derneğiniz de bunlardan birisi, sizle de birlikte çalışıyoruz. Evet. Bunları hep paylaştık, konuştuk. Elbette bu derneğin dışında herkesin siyasi çalışmaları, faaliyetleri, işte parti üyeliği olacak tabii ki. Bu demokrasinin yani olmazsa olmaz şartları. Tabii. Ama lütfen onu burada işletmeyelim. Çünkü bakın bizim Orson Welles'in bu 8 TÜSİAD'ı ayrı tutuyorum. 7 bölgesel derneğimizin aşağı yukarı 1000'e yakın üyesi var. 1000'e yakın üyenin sosyal bağlantılarını dikkate aldığınızda 9-10 bin kişilik bir kitle anlamına geliyor evet. bu. Şimdi biz bir araya geldiğimizde iş konuşuyoruz. Kayseri'nin sanayisine, iş dünyasına nasıl katkı sağlarız? Neler üretebiliriz? Hani birazdan yapmaya çalıştığımız faaliyetleri, hem geçmişte yapılanları hem bundan sonra ufkumuzda olanları anlatmaya çalışacağım. Bütün motivasyonumuz iş dünyasına yarar sağlamaya yönelik. O sebeple diğer etkenlerden ari tutmaya çalışıyoruz federasyonumuzu da, derneklerimizi de. Bir adım önde duracak. Kırmızı çizgimiz bu. Evet, aynen öyle. Tamam. Evet. Peki, dünyanın boğuştuğu ve ülkemizin de boğuştuğu bir pandemi süreci geçiriyoruz. 2019'dan evet. bu zamana kadar. Evet. 2020 yılı bu pandemi sürecinde Orson Welles için nasıl geçti? Yani 2020'de Orson Welles olarak aslında en çok etkilendiğimiz şey bu toplantılarımızı çok düzenli olarak yapamadık. Şimdi pandeminin tabii ticari yansımaları elbette iş insanlarına çok ağır oldu. Çok ağır bir süreç yaşadık ve hala etkileri sürüyor. Tabii bizim bir yani kazanç, Orson Welles olarak söylüyorum, bir kazanç gelir gider meselemiz olmadığı için o yönüyle etkilenmedik. Ama iş insanlarıyla bir araya gelemedik, taleplerini toplayamadık, işte toplantılar, etkinlikler yapamadık hem yasal yasaklardan dolayı evet. hem de tabii ki işte korona belasından dolayı bunları yapamadık. Şimdi biraz bu işte değerlerin azalması, işte yasakların belli ölçüde iyileştirilmesi sebebiyle yavaş yavaş bu aşamaya geçiyoruz. Ama toplantılarımız, olmazsa olmaz toplantılarımızı, bilgilendirme toplantılarını Zoom üzerinden tabii gerçekleştirdik. Çok da ihmal etmedik ama tabii biz Türk insanı olarak çok hani birbirine dokunmayı, sarılmayı, birebir teması çok seven bir millet olduğumuz için nasıl diyelim, Zoom üzerinden yapılan toplantılar hani sanki yapılmamış gibi varsaydık. O sebeple o anlamda evet. boş geçti diyebiliriz 2020. 2020 boş evet. geçti. Peki 2021'de ki hedefler nelerdi? Yani yarısına geldik 2021'in. Evet. Tutturuyor muyuz hedefleri, yoksa daha yapacağımız, yürüyeceğimiz yollar var mı? Mehmet Bey, biz şimdi Türk Konfet'te aslında 8 yıl içerisinde de bir takım faaliyetlerimiz olmuş idi. Geçmişte biz Kayseri'de Türkiye'nin her tarafından katılımın sağlandığı 800 kişilik bir heyetle bir marka gücü, Kayseri Marka Gücü isimli bir toplantı gerçekleştirmiştik. Evet. Orada Kayseri'de doğmuş, büyümüş, Kayseri markası haline gelmiş bir takım firmalar, hem ikinci, üçüncü kuşak yöneticiler, işte bazı firmalarda birinci kuşakların bu 800 kişiye kendi hikayelerini anlatmalarını ve oradan bir hani kıssadan hisse tabiri caizse çıkarmalarını sağlamaya yönelik çok güzel bir etkinlik yapmış idik. İlk kurulduğumuzdan sonraki büyük etkinliğimiz buydu. Devamında Orson Welles'i biraz firmalar tanıyor hale gelince daha küçük ölçekli başka toplantılar da yaptık. İşte mesela Melek Yatırım meselesini anlattık. Melek Yatırım Kayseri'de geçen bir melek yatırımcı dostumuz ifade etti. Hani bunda bizim etkimiz ne kadardır onu tabii ölçemem ama melek yatırım konusunda Türkiye'de İstanbul birinci sırada, Kayseri ikinci sıradaymış. Evet. Yani şimdi büyüklük olarak, nüfus olarak baktığınızda Kayseri çok gerilerde olmasına rağmen melek yatırım konusunda ikinci sıradaymış. Biz melek yatırımla ilgili yıllar önce çok faydalı toplantılar, bilgilendirmeler yapmış idik.
Şimdi de yeni yönetim kurulu oluştuktan sonra şöyle bir 2021 ve sonrası ile ilgili planımız var Mehmet Bey. Onları da izin olursa anlatayım. Tabii tabii, buyurun lütfen. Şimdi biz ORSFET'te 5 komisyon oluşturduk. Bunlardan birisi hukuk, birisi sağlık, uzlaştırma komisyonu, vergi, bir de sosyal sorumluluk diye 5 komisyon oluşturduk. Şimdi bu yönetimdeki arkadaşlarımızla bunu uzun süre değerlendirdik. Yani bazen böyle tüzüklerde filan bu komisyonlar yazılıyor, sayılıyor filan ama bunun işlerliğini sağlamak tabii önemli. Sürdürülebilir olması gerekiyor. Aynen. Verimli ve fayda sağlaması tabii gerekiyor. Evet. Yani sonuçta faydalı oldu mu olmadı mı bir dönemimizi değerlendirdiğimizde bu sonuca ulaşmamız gerekiyor. Biz şimdi hukuk ve işte mali işler, vergi ile alakalı şöyle bir planlama yaptık. Dedik ki bizim federasyonumuzun içerisinde hukukçu arkadaşlarımız var, vergici arkadaşlarımız var, mali müşavirler, evet, eminim mali müşavirler. Haftanın belli günleri programımızı yapalım ki geçtiğim iki gün önce bunun ilkini de yaptık. Ne güzel. Hukuk ve mali alanda hukuk sohbeti yapalım. Mali veya da vergi sohbeti yapalım. Şimdi tabii hepimizin birbirimize sorduğumuz sorular olurdu. Tanıdığın bir avukat var mı? Tanıdığın bir işte mali müşavir var mı gibi soruları biz günlük yaşamımızda hep birbirimize sorarız. İlla ki bir derdimiz var. Anlatmak istediğimiz bir mesele var. Tabii orada görüştüğümüz avukat arkadaşlarımız da sağ olsunlar bu talebimizi karşıladılar. Karşılayacaklarını beyan ettiler. Haftanın bir saati, iki saati dönüşümlü olarak avukat arkadaşlarımız federasyon merkezinde hani görevli gibi, nöbetçi gibi bulunacaklar. Biz de bunu ilan ediyoruz, edeceğiz. Evet. Hukuksal bir yönlendirmeye ihtiyacı olan üyemiz gelecek orada hukuk sohbeti yapacak avukat arkadaşlarımızla. Tabii orada dava dilekçesi yazılacak hali yok elbette ama hukukla ilgili temel bir yönlendirme yapılacak. İşte vergici arkadaşlarımız vergisel konularda yönlendirme yapacaklar. Federasyon bünyemizde doktorlarımız var. Onlardan da rica ettik aynı konuyu. Çok hem doğru buldular hem çok memnuniyet duyacaklarını ifade ettiler. Doktorlarımız haftanın işte duyurusunu yapacağımız saatlerinde, onlara uyan saatlerde elbette, federasyon merkezinde nöbetçi olacaklar. Ve sağlık konusunda birebir yönlendirme yapacaklar, tavsiyelerde bulunacaklar. Bu meslek sahiplerinin üyelerimize yapacağı toplu sunumlardan bahsetmiyorum. O ayrıca zaten yapılacak. Hatta iki gün önce biliyorsunuz bu kişisel verilerin korunması mevzuatı var. Evet. Onunla ilgili çok önemli bir mesele. 3-4 kez ötelendi falan ama hem şu an yasa kapsamında olan işletmeler var hem de yıl sonundan itibaren bu kapsama girecek işletmeler var. Bizim de üyemiz olan hukukçu bir kardeşimiz, arkadaşımız kendince bir hazırlık yaptı. Çok güzel bir sunum yaptı bize. 2 gün önce bütün üyelerimizi bilgilendirdi. Yani böyle spesifik konularda yer yer bilgilendirme toplantıları zaten geçmişte de yapıyorduk. Bundan sonra da bunlara hızla devam edeceğiz. Üçüncü komisyonumuz da sağlık, onu da söyledim. Sağlık alanında yönlendirme yapacağız. Bir diğeri, herkesin çok memnuniyetle karşıladığı bir komisyon, uzlaştırma komisyonu dedik. Yani bu uzlaştırma komisyonu tabii bunun bir yasal karşılığı olan bir tarafı da var. Uzlaştırmacılık, evet, diye bir şey var belgeye bağlı. Ama bizim kastımız bu, o değil. Bizim şimdi federasyonumuz, bütün dernekler, çok eski köklü derneklerimiz var. Burada Kayseri'de ticaret yapan, sanayicilik yapan çok büyüklerimiz, abilerimiz, dostlarımız var. Biz onların bilgi birikimlerinden, onların bu uzlaştırıcı yanlarından istifade edelim diye düşündük. Yani yönetimde bunu değerlendirdik. Aslında şöyle, günlük yaşamımızı bir kurala bağlayarak federasyonda faydalı hale getirme çabasındayız. Şunu demeye çalışıyorum. İki kişi arasında problem olduğunda Kayseri'de hemen mahkemeye gidilmez. Hemen bir yere şikayet, bir merciye şikayete gidilmez. Ne yapılır? Onu tanıyan birileri bulunur. Benim Mehmet Bey'le, Allah korusun, hani bir sorunum var der. Bir üçüncü kişiyle, değil mi, aracı kılmaya çalışırız. Tabii. Sorunları böyle çözelim isteriz. Tam da bu mekanizmayı çalıştırmaya gayret ediyoruz. Bu büyüklerimiz, hatır sayılır abilerimiz, bunlardan oluşan bir kurul oluşturduk, komisyon oluşturduk. Bir problemi olan önce bizim komisyonumuza gelecek. Benim şu firmayla, şu şahısla, şu üyenizle
Bir sorunum var, yapabileceğiniz bir şey var mı diyecek. Bu bazen kişi olur, bazen de bir resmi kurum da olabilir. O insanların resmi kurumlarda da evet. bağlantıları var. Yani bu yönüyle de bu uzlaştırma komisyonunu çalıştırmak istiyoruz. Bu yeni yönetimle birlikte aldığımız bir karar. Bir de sosyal sorumluluk komisyonumuz var. Bunun da ikili bir yapısı var. Böyle çalışsın diye karar verdik. Birisi şehrimizle ilgili problemleri ele alacağımız bir kurul olsun. Kayseri'nin de sorunları var. Onlarla ilgilensin. Ona belli görevlendirmeler yaptık. Şehrimize çok duyarlı dostlarımızdan, abilerimizden bir kurul oluşturduk. Bir de tabii ki biz her ne kadar iş insanları, iş hani ekonomi falan desek de her şey tabii para demek değil. İşin bir de sosyal tarafı var. Sosyal sorumluluğumuz var hepimizin. Bu sosyal sorumluluk tarafını da işletecek. Yani işte ihtiyaç sahiplerine, işte özel günlerde vesaire. Yani bu dayanışmayı sağlayacak da bir kurulumuz olsun. Bizleri bundan haberdar etsin. Biz de üyelerimiz marifetiyle ki yani 9-10 bin kişilik bir ağdan bahsediyorum. Hani çokluğun olduğu yerde bu tür faydaları üretmek çok zor olmasa gerek. Dolayısıyla 5 komisyonumuz aktif olarak çalışıyor. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. 5 komisyon dediniz evet. Soner Bey. Şimdi söylediğiniz ve anlattığınız şeyleri dinleyince gerçekten Kayseri adına ben sevindim. Çünkü Kayseri'mizde federasyon olmanın vermiş olduğu bir avantajla birlikte iş dünyasının içerisinde olmanın verdiği artı bir avantajı siz çok daha güzel bir şekilde hem üyelerinize hem de Kayseri halkına yayma gayreti içerisinde evet. olduğunuzu gördük. Şimdi uzlaştırma noktası gerçekten ilgimi çekti. Çünkü iş dünyasında sorunlar olduğu zaman hemen mahkemeye gidilmez. Sizin de söylediğiniz gibi duayen bir sektörün ya da işin içerisinde olanın duayen birine gidilir. Ya böyle bir sorun varken bunu çözelim denir ki bu da geçmişte bildiğimiz üzere hakemlik de diyebiliriz evet, buna. Evet, evet. Böyle bir şey yapmanız gerçekten iş dünyası adına evet. güzel bir çalışma olmuş. Sosyal sorumluluğa gelince 10 bine yakın bu kadar geniş çaplı bir şey olduğunda sosyal sorumluluk noktasında bir de Kayseri'nin hayırsever bir yapısını evet. düşündüğümüzde evet. gerçekten üst düzey bir çalışma olmuş ve çalışmanızın devamlı çok daha güzel şekilde geleceğini de ümit ediyorum. Hatta bu noktada ben de sizinle birlikte çalışmak isterim Soner Bey. Memnuniyetle. Çünkü tabii bu kadar güzel şeyler duyduktan sonra özellikle sosyal sorumluluk noktasında evet. gerçekten sizinle birlikte çalışmak isterim. Peki bu pandemi sürecine tekrardan dönecek olursak evet. iş dünyasında devletimiz iş dünyasına yatırım yapmaya gayret gösteriyor. Elinden geldiği kadar iş dünyasının sorunlarını çözme noktasında yaptığı güzel işler var. Bu noktada sizin üyelerinizden size geri dönüşler nasıl? Mehmet Bey, tabii bu pandemi bütün dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de bölgemizde de çok yıkıcı bir etkisi oldu gerçekten. Ben hem işte Orsifet marifetiyle hem kendi mesleki çalışmalarım sebebiyle biliyorum ki bundan çok olumsuz etkilenen firmalar, özellikle bildiğiniz bir takım sektörler, neredeyse bir yılı aşkındır işletmesi kapalı olan, hem işini kaybeden hem iş yerini kaybeden insanlar oldu. Yani devletin tabii ki %100 duyarsız kaldı diyemeyiz. Elbette devlet hani bir takım destekler sağladı. Bazı sektörlerde de aslında sanayi durmadı, imalat durmadı. Yani o bu kısıtlamalar kapsamında muaf tutuldu ekonominin gereği. O sebeple imalat bir yandan devam etti tabii ki, üretim durmadı. Fakat işte belli dönemlerde, o pik yaptığı dönemlerde o kadar yoğun koronayla karşılaşıldı ki bir üretim ağında çalışan 20 kişinin 5'i, 8'i, 10'u işte hani biri bile olsa o zincir kopabiliyor. Dolayısıyla üretimde de çok verimli çalışamadı. İşletmelerimiz tabii çok olumsuz etkilendiler. Devletin destekleri oldu. İşte biliyorsunuz kısa çalışma ödeneği, nakit ücret desteği, işten çıkarma yasağı, kira stopaj desteği, işte bugünlerde artık süreleri dolmak üzere. O kiralamalarda katma değer vergisiyle ilgili bir indirim %8'e düşürmüşlerdi. Turizm sektöründe katma değer vergisinde yine bir düzenleme yaptılar. Dolayısıyla bu tür destekleri oldu. Bundan sonra da destekler var. Yani onları da birkaç yeni düzenleme de var. Onu da eğer hani vaktimiz varsa orada devam etmek isterim. Daha dün ilan edildi.
Maliye ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinde de detayları var. Yani izleyen arkadaşlarımız, dostlarımız oradan da görebilirler. 2001 Nefes Kredisi adı altında yeni bir kredi paketi açıklandı. Yani ben çok burada detayına girmeyeyim isterseniz ama 10 bankanın katılımıyla birlikte belli koşullarda bir kredi desteği var. Dün açıklandı. 24 Mayıs'ta bir hibe desteği Cumhurbaşkanlığı kararıyla açıklandı. Burada iki grup işletmeye bu destekler, hibe destekleri veriliyor. Birinci gruba 5.000, ikinci gruba 3.000 TL bir defaya mahsus bir destek sağlanıyor. Bununla ilgili de yine bu da Ticaret Bakanlığı'nın internet sayfasında var. Hani detayları hani burada çok uzun uzadıya bahsetmeyelim isterseniz. 25 Mayıs'tan itibaren dün başladı bu başvurular. Süresi 30 gün. Hani onu söyleyelim. Yani çok öyle şey değil. Süreyi evet. Kaçırmamakta fayda var. Bir de şimdi mecliste bulunan hani bizim biraz daha mesleki olarak da aşina olduğumuz borç yapılandırması, matrah artırımı ve sicil affı düzenlemesi var. Borç yapılandırması 2020 yılı sonlarında gelmişti. Fakat önceki bu borç yapılandırması matrah artırımları daha böyle paket halinde daha kapsamlı gelirken 2020'de yapılan sadece borç yapılandırması şeklinde gelmiş idi. Onun da 3-4 taksidi falan işte ödendi ya da ödenemedi bilemiyoruz. O çok özledim. O süreçte de sicil affı olmuştu yok, herhalde değil yoktu. Mi? Yoktu. Matrah artırımı da yoktu onda. Sadece borç yapılandırması vardı Mehmet Bey. Çünkü şöyle bu matrah artırımları biraz dönemini iyi tespit etmek lazım. Yani şunu demeye çalışıyorum. Matrah artırımları hep daha önceki şeyler de öyle uygulamalarda böyle Mayıs sonu Haziran başı gibi çıkar. Çünkü şirketler Mart ayında, firmalar Mart ayında gelir vergisi beyannamelerini verirler. Nisan ayında kurumlar vergisi beyannamelerini verirler. İşte Mayıs'ta ya da Haziran'da hemen matrah artırımları çıkar. O dönemleri de kapsaması nedeniyle. Evet. Ama tabii 2020'de pandemi nedeniyle çok olağanüstü koşullar olduğu için bu takvim beklenemedi yani Maliye Bakanlığı tarafından. Borçlarla ilgili çok ciddi talepler vardı. İşte krediler ötelendi falan biliyorsunuz. O sebeple Maliye Bakanlığı kendi alacaklarını ötelemek veya belli bir vadeye takside bağlamak için sadece borç yapılandırması yapmıştı 2020'de. Şimdi o bahsettiğimiz dönem gelince şeyde pandemide devam ediyor, koşullar da devam ediyor. Dolayısıyla daha kapsamlı, bir öncekini de kapsayan, 2020'de çıkanı da kapsayan, yani orada ödenemeyenleri de şimdi ödenebilir hale getiren borç yapılandırması, matrah artırımı ve içinde sicil affının da olduğu yeni bir düzenleme şu anda mecliste. Bunun 30'a 4 tarihine kadar olan borçları kapsıyor ve müracaatlar 31 Ağustos tarihine kadar yapılacak. Yani biz tabii, hani ben kendim bir yeminli mali müşavir olarak bu borç yapılandırmasına da hele hele matrah artırımı düzenlemesine de aslında çok sıcak bakmam. Yani hiçbir vergici işte 3 yılda bir, 4 yılda bir bu tür düzenlemelerin yapılmasını çok doğru bulmaz. Ama şu anda çok olağanüstü koşullar var. O sebeple bunu tabii bu dönem için en azından makul karşılamak lazım. Aslında hükümet de bunun her açıkladığında bir öncekileri söylüyorum. Bu kez son. Bir daha bu düzenleme olmayacak şeklinde ilan ederek getirdi ama işte ülkenin şartları tekrar etmeyi gerektiriyor olsa gerek. O sebeple şimdi olağanüstü yeni bir durumlar yaşarken olağanüstü kararlar da alınıyor demek ki. Evet yani başka yani çaresi bir önceki yok. Talep kararı, çok çünkü. Bir sonraki tekrardan alamıyor. Hele de borç yapılandırması ile ilgili başka çare yok gerçekten. Yani çünkü dediğim gibi daha 2-3. taksitler falan yeni ödenecek halde. Yani birçok mükellefim ben işte 2020'de yapılan borç yapılandırmasına riayet edebildiğini zannetmiyorum. Hele hele dediğim gibi bazı sektörler çok zor durumda. Evet. O sebeple bunu yenilendi. Şimdi mecliste bunun yakın zamanda bir hafta 10 gün içerisinde yasalaşmasını bekliyoruz. Evet. Yani sicil affına tekrardan dönecek olursak sicil affına bankalardaki tamamıyla olan sicil affının geçmişe dönük tamamıyla kaldırılması noktasında değil mi? Evet. Yani çek düzenlemesi, kredi ihlali, kredi ödemesi ihlali falan gibi. Peki orada şey var mıdır? Hani sizin duygularınız vardır. O yüzden soruyorum Soner Bey. Hani belli bir kriter noktasına ya da belli bir cüreye sahip ya da işte işletmenin yapısı, senesi ile alakalı bir yapıla var mı? Yoksa
istisnasız her kişi için geçerli mi olur? Yani secil affı ile ilgili çok özel bir şart görmedim ben. Henüz hani taslak halinde zaten hani yasalaşmadı. Yasalaşmış olsa mutlaka enine boyuna incelerdik. Ben şu an olmadığını düşünüyorum. Yani secil affı ile ilgili çok özel bir düzenleme olmadığını düşünüyorum. Peki Orsvet olarak bununla alakalı bir girişiminiz oldu mu? Şöyle ben hani biraz mesleğimin içinde mevzuları olduğu için bu teklif ilk önümüze geldiğinde, taslak geldiğinde bizim haberleşme kanalımız şöyle ilerliyor Mehmet Bey. Yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir tabii listemiz var. Bunu hemen yönetim kurulu üyeleriyle paylaşıyoruz. Biz paylaşıyoruz gerek sekreteryamız gerek ben duruma göre. Bunu yönetim kurulu üyeleri kendi ağında paylaşıyorlar. Dolayısıyla bu teklif borç yapılandırması, matrah artırımı, sicil affı geldiğinde ben hemen anında bu bilgilendirmeyi yönetim kurulu arkadaşlarımıza yapıyorum. Onlar da kendi ağlarında mutlaka paylaşmıştır. Tabii. Ama devamında şöyle, yani bu hani sunumlardan falan bahsettik ya, evet. Biz günün gereği neyse, mesela bu matrah artırımı vergi mükelleflerini çok tabii ilgilendiren bir mesele. O sebeple bu yasalaştığında vergi birimindeki üye arkadaşlarımızla bunu hemen tanıtımını, duyurusunu veya sunumunu tabii gerçekleştireceğiz. Programımızda var. Evet. Gerçekten sicil affı beklenen bir şeydi, evet. İş dünyası açısından. Sunay Bey, çok hızlı ilerliyoruz. Programın da sonuna geldik. Evet. Ben son olarak şunu da sormak istiyorum size. Hı. İş dünyasının tavsiyeleriniz neler olabilir? Beklentiler nelerdir? Bu beklentilere nasıl bir yol çizersiniz? Son olarak da bunları sizden alabilir miyiz? Tamam. Yani şöyle Mehmet Bey, dünya tabii çok hızla değişiyor. Bu tabii iş insanlarına da, bütün meslek sahiplerine de temel olarak ben hani 25-26 yıllık kendi deneyimimle şu cümleyi tavsiye edebilirim. Yenilikleri kaçırmayın. Zamana ayak uydurun. Şimdi bu zamana ayak uydurun lafını çok daha farklı şekillerde izah edebiliriz. Ama hepsi buraya çıkar. Mesela dijitalleşme, kurumsallaşma, Ar-Ge, tasarıma önem verin. Bu işte zamana evet. ayak uydurun demektir aslında. Bir ağın, bir çatının parçası olun. Hani biraz da federasyonu, tabii, derneklerimizi filan methedelim. Hakikaten buraların parçası olun. Çünkü buraya bir araya geldiğiniz zaman bu bilgi paylaşımından yeni şeyler üretiyorsunuz. Biz inanın her toplantıdan sonra kendimizi yenilenmiş, tazelenmiş hissediyoruz. Bunu bütün iş insanlarına da ben tavsiye ederim hassasiyetle. Evet, birlikten kuvvet doğar. Tabii. Kelimesinin elde vücut bulduğu yerlerden bir evet. tanesiniz o zaman. Aynen, evet. Çok o sebeple güzel. Zamanı kaçırmayın. Yeniliklere kim daha fazla konsantre olur, adapte olursa başarıyı yakalar diye düşünüyorum. Gerçekten yani şimdi baktığımız zaman dijitalleşmenin, kurumsallaşmanın önemini değindiniz, söylediniz. Ama bundan yanında bir arada olup bir çatının altında da birlikte evet. yol yürümek de gerçekten önemli. O yüzden söylediğiniz gibi federasyonu burada çok büyük görevler düşüyor. Evet. Demek ki siz de bunları en iyi şekilde yansıtarak Kayseri'yi evet. bir adım öne çıkartacağınızı ifade ettiniz. Çok teşekkür ediyorum Soner Bey. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir program oldu. Için. Ağzınıza sağlık. Çok yorduk sağ sizi biraz. Kusura bakmayın ama bizi izleyenler gerçekten bilgilenme noktasında, keyif alma noktasında mutlu olmuşlardır umarım diye düşünüyorum. Özellikle evet. de sicil affını telaffuz etmeniz, söylemeniz gerçekten artı oldu. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Teşekkür ederim. Evet. Üçüncü kuşak programında bu haftada bu kadarlık. Önümüzdeki dönemde hafta tekrar görüşmek üzere. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın efendim.